Bir şey mi lazımdı? Evet. Konuşmamız lazım Neşe. Geçen akşam hakkında. Sen de beni sevdiğini söyledin değil mi Neşe? Yoksa sarhoşum diye... Bak Kerim. O bir anlık boşluktu. Ya saçma oldu. Çok uygunsuz bir şey yaptım. Affedersin. Peki ne olacak böyle Neşe? Birbirimizi görmezden gelerek daha ne kadar yaşayabiliriz? Olacağı şu. Ben Saadet ablanın oğluyla evleneceğim ve bu konaktan ayrılacağım Kerim. Sen de artık beni görmek zorunda kalmayacaksın. Böylece kimse rahatsız olmayacak. Gelsene Kerim. Geldim Emirhan. Bir gelişme var mı? Adamın durumu hala belirsiz. Ama fırsatçı bir akrabasıyla karşılaştım. Bu olaya dayanıp bizden para sızdırmaya çalışacak. Nasıl engelleyebiliriz peki bunu? Engelleyemeyiz Kerim. Daha kötüsü... çok para isterse onu da karşılayacak durumda değiliz şimdi. Hesaplar ne durumda? Onu sormak istedim sana. Hiç parlak değil Emirhan. Ancak burayı çekip çevirecek kadar para var aslında. Çok güzel. Şu andan itibaren ne yapacağımıza dair hiçbir fikrim yok. Buyurun. Afiyet olsun. Sağ olasın. Bunu senin için aldım. Mahcup ettin beni Neşe. Konağa geldiğim ilk günden beri bana hep iyi davrandın. Sorunlarımla ilgilendin, beni dinledin. Sana layık değil belki ama ben de bu şekilde teşekkür etmek istedim. Olacağı şu. Ben Saadet ablanın oğluyla evleneceğim ve bu konaktan ayrılacağım Kerim. Sen de artık beni görmek zorunda kalmayacaksın. Nerede kaldı bu adam? Hiç geç kalmazdı. Evin yolunu gösterdiler demek. Saat kaç Kerim? Evin bin bir türlü sorunu var. Sen ortadan kayboldun. Burada sana da ihtiyaç var. Benim her şeyden haberim var. Ama bıktım bu konağın derdinden. Ama... Tamam Şükran. Daha fazla konuşma. Sen çocuk istemiyor muydun? Hazırım işte. Günaydın. Günaydın. Erken mi gideceksin bugün? Evet, iş çok. Biraz daha kalsaydın. Babamlar bile kalkmamıştır bu saatte. Olsun, ben gideyim. Hem biraz yürüyeyim, başım çatlıyor. Dün çok içmişim. Peki, git bakalım. Ama beni öpmeden gitmezsin herhalde. Sonra görüşürüz Şükran. Ben gidiyorum. Güle güle. Neşe. Kerim, kötü bir şey yok ya. Her an birileri gelebilir. O yüzden sözümü kesme Neşe. Bir kere söyleyeceğim ve bir daha tekrar etmeyeceğim. Peki dinliyorum. Ben senin evlenmene izin veremem. Ama... Sakın. Sakın hayır deme bana. Seni başka bir adamla görmek istemiyorum. Ben de seni her gün karınla görmek istemiyorum Kerim. Benim için kolay mı sanıyorsun? Ne olur üstleneme. İzin ver gideyim. İkimiz için de en iyisi bu. Bak Neşe, bizim evliliğimiz çökmek üzere. Bunu ne bebek kurtarabilir ne başka bir şey. O yüzden ben kararımı verdim, boşanacağım. Sen de sözünden kurtul. Buradan gidelim, çok uzağa, ne olur. Sadece ikimiz. Tamam mı?